Evet, işte bu yüzden insanlar sıklıkla her şeyin böylesine büyük bir felakete doğru gittiğinden neden bu kadar emin olduğumuzu merak ediyor. Ki bundan sonra her şeyin daha da kötüye gideceğini nereden biliyoruz? Durumun nasıl gelişmeye devam edeceğini biliyoruz çünkü şu anda gezegenimizin geçmişte karşılaştığı şeyleri deneyimliyoruz. Kozmik etkilerin neden olduğu bu değişimler her 12 bin yılda bir gerçekleşiyor ve biz tam da bu dönemde yaşıyoruz. Bu bir döngüdür. Bugün gezegendeki felaketlerin sayısı ve şiddeti katlanarak artıyor. İnsanlık gezegende her 12 bin yılda bir meydana gelen. Her 24 bin yılda bir ise daha şiddetli olan korkunç bir felaketle karşı karşıya. Dünyada felaketlerin böyle bir periyodiklikte meydana geldiğini nereden biliyoruz? Bu hipotez farklı zamanlarda Amerikalı ve Sovyet bilim insanlarının yanı sıra farklı ülkelerden araştırmacılar tarafından bağımsız olarak öne sürülmüştür. Modern bilim insanları dünyanın tarihini şu şekilde yeniden inşa edebilirler: çekirdek olarak bilinen eski buz katmanlarını inceliyor, kaya oluşumlarını, fosilleri ve çeşitli toprak katmanlarını incelemek. Tüm bu materyaller gezegenin tarihçesi gibidir, dünya ikliminin binlerce yıl boyunca nasıl değiştiğine dair değerli kayıtlardır. Bu çalışmalar sayesinde bilim insanları, bugün gezegenimizde meydana gelen ani sıcaklık artışları ve buzulların erimesi, volkanik faaliyetlerdeki artış gibi değişikliklerin farkına vardılar. Depremlerin sayısında ve şiddetinde artış, manyetik kutupların kayması ve buna eşlik eden manyetik alanın zayıflaması 12 bin yıl önce meydana geldi. Geçmişteki bu felaketleri nereden biliyoruz? Onlardan geriye Ussel-i Ufku olarak bilinen bir yıkım tabakası kaldı. Bu, 4 kıtada 10 ülkede bulunan 5 ila 15 santimetre kalınlığında bir is ve odun kömürü tabakasıdır. Pleistoseni Holosen'den ayıran siyah mat olarak adlandırılan tabakadır. Diğer şeylerin yanı sıra is de içerir. Ama bu siyah tabaka onlarca yıldır biliniyor. İlginç olan şeylerden biri de bu siyah tabakanın altında soyu tükenmiş megafauna kalıntılarının bulunması, ama bu tabakanın üzerinde bu kalıntılara nadiren rastlanmasıydı. Aslında, soyu tükenmiş megafauna bu siyah tabakanın üzerinde neredeyse hiç bulunmamıştır. Bu siyah tabaka şu anda 4 kıtada bulunmuştur. Alman jeologlar bu tabakanın, külleri tüm Avrupa'da bulunan Almanya'daki Lachir Sea Yanardağı'nın büyük bir patlaması sırasında oluştuğunu keşfetti. Bilim insanları bu tabakayı volkanik patlamanın neden olduğu dev bir orman yangınına bağladı. Aynı zamanda oluşan benzer bir odun kömürü ve kül tabakası Kuzey Amerika'da bulunmuş ve Clovis Horizonu olarak adlandırılmıştır. 12.900 yıl öncesine tarihlenen karbon açısından, zengin siyah bir tabaka daha önce Kuzey Amerika'daki 50 Clovis dönemi yerleşiminde keşfedilmişti ve Younger-Dryas soğumasının ani başlangıcına denk geliyor gibi görünüyor. Kazılarda bulunan soyu tükenmiş Pleistosen megafaunasına ait kemikler ve Clovis kültürüne ait aletler bu siyah tabakanın altındadır, ama içinde veya üstünde değildir. Sibirya'da da aynı döneme ait büyük ölçekli yangınların izlerine rastlanmıştır. Lachir Sea Yanardağı'na ek olarak dünyanın her yerinde düzinelerce yanardağ ve süper yanardağ eş zamanlı olarak patladı. Bunların nerede bulunduklarını gösteren bir haritaya bakın. Dünyanın her köşesi patlamalardan etkilenmiştir. Diğer bilim insanları tarafından yapılan çok sayıda çalışmaya göre, aynı zamanda ani buz erimeleri, feci seller, artan rüzgarlar ve yükselen deniz seviyeleri yaşandı. Bu ne tür bir felaketti? 12 bin yıl önce, küresel sıcaklıklar birkaç 10 yıl içinde 15 derece kadar yükselmiştir. Buzulların çoğu eridi, feci seller ve tsunamiler başladı ve okyanus seviyelerindeki yoğun yükselme nedeniyle dünyanın bazı bölgeleri tamamen sular altında kaldı. Ancak bunu aynı derecede dramatik bir soğuma takip etti. Sibirya'nın kuzey yamaçlarında binlerce donmuş mamut ve diğer memeliler keşfedildi. Kaya tabakalarındaki kül katmanlarından da bilindiği gibi, kıtalarda mega depremler, süper volkanik patlamalar ve dev yangınlar meydana gelmiştir. Tüm bu anormal değişimler ve felaketler 12 bin yıl önce megafaunanın kitlesel yok oluşuna ve kromagnonların soyunun tükenmesi de dahil olmak üzere insanlığın keskin bir düşüşüne yol açtı.
Bazı araştırmacılar bu felaketi bir meteorun düşmesine bağlasa da, o döneme ait kül katmanlarındaki eser elementlerin analizleri felaketin nedeninin volkanik patlamalar olduğunu göstermiştir. Bunun dünyaya çarpan bir kuyruklu yıldız ya da meteorla hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü bu rastgele bir olay olurdu. Ve bu rastgele bir olay değildir. Radyokarbon tarihleme ve diğer tarihleme yöntemlerine göre her 12.068 yılda bir gerçekleşmektedir. Kasım 2023'te Amerikalı ve İspanyol bilim insanlarının çalışmaları yayınlandı ve Akdeniz'in dibinde süper volkan patlamalarından kalma 3 dev katman bulundu. Bilim insanları, bu 3 felaket olayının Avrupa'da 10 ila 15 bin yıllık bir döngü ile meydana geldiği sonucuna vardı. Süper volkanların döngüsel bir aktivasyonu vardır. Bunu bir saat mekanizmasının çalışmasına benzetebiliriz. Tam olarak bir büyük döngünün yarısı kadar önce, 12.500 yıl önce, Phlegrein alanlarının süper volkanı İtalya kıyılarında patladı. Tam olarak bir büyük döngü önce, 24.000 ila 25.000 yıl önce, Yeni Zelanda'da Taupo patladı. Tam olarak 1,5 büyük döngü önce, Campi Phlegrei süper volkanı tekrar patladı. Her küresel felaket döngüsü, megafaunanın kitlesel yok olmasına ve insan popülasyonunda keskin bir azalmaya yol açmaktadır. Örneğin, La Champ gezisi sırasında büyük miktarda kozmik radyasyon, bütün bir insan türünün, Neandertallerin yok olmasına neden olmuştur. Diğer versiyonlara göre bunun nedeni 36 bin yıl önce Phlegrein alanlarındaki bir süper volkanın patlaması ve bunu izleyen asit yağmurlarıdır. 72 bin yıl önce Toba Yanardağı patladıktan sonra insanlığın soyu neredeyse tükendi ve dünyada 10 binden az insan kaldı. Katmanların bileşimi, 12 bin yıl önce yanardağların sadece patlamadığını göstermektedir. Bunlardan püsküren magma, dünyanın derin katmanlarında, gezegenin çekirdeğine yakın yerlerde bulunan nadir elementler içeriyordu. Yani o zamanlar, tıpkı bugün olduğu gibi, magma gezegenin daha derinlerinden geliyordu. Ve buna sadece çekirdeğin aşırı ısınması neden olabilirdi. Böyle bir ısınma ve derinlerden yükselen magma için büyük miktarda enerji hiçbir yerden gelemezdi. Çekirdeğin aşırı ısınması ancak dışarıdan, dış kozmik etkilerden ek enerji alınması sonucunda mümkündür. Dolayısıyla, 12 bin yıl önceki felaketler de dış kozmik etkinin etkisiyle gerçekleşmiştir. Buzul ve buzul arası dönemlerle karakterize edildiğine inandığım kozmik mevsimsel döngüler vardır. Döngüleri doğru bir şekilde grafiklendirmek ve bir ortalama elde etmek için uzun vadeli istatistiklere, örneğin yüz binlerce yıla ihtiyacımız var. Ancak 25-26 yıl önce büyük bir iklimsel değişim olduğu için bunun 12 ila 13 bin yıl olduğunu düşünüyorum. Sıcaklık ve karbondioksitin gerçekleştirilen spektral analizi, bu özelliklerin dalgalanma spektrumunda 12.000. ve 24.000. dalgalanma döngüleri olduğunu göstermiştir. Aynı döngüler dünyanın çekirdeğinin durumundaki dalgalanmalarda da mevcuttur. Dolayısıyla bu döngülerin kozmik faktörlerle ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Bunlar dünyanın çekirdeğini etkilemekte, bu da şu anda değişikliklerini gözlemlediğimiz iklim sistemini etkilemektedir. Tıpkı bugün olduğu gibi 12 bin yıl önce de çekirdeğin aşırı ısınmasının bir başka sonucu da dünyanın manyetik alanının zayıflaması ve manyetik kutbun kaymasıydı. Son 120 bin yılda manyetik kutupların kaymasının hangi zaman aralıklarında gerçekleştiğine dikkat edin. Aralarındaki zaman aralığı yaklaşık 12 bin yıldır. Aynı zamanda şiddetli depremlerin, dünya deniz seviyesindeki keskin yükselişlerin, en güçlü volkanik patlamaların ve buzullaşmaların yaşanmış olması şaşırtıcıdır. Manyetik kutupların kayması sırasında her seferinde dünyanın manyetik alanı 8 ila 10 kat zayıfladı. Bu da kozmik radyasyon akışında bir artışa yol açtı. Modern bilim, manyetik kaymaların neden dramatik iklim değişiklikleri ve buzullaşmalarla aynı zamana denk geldiğini açıklayamamaktadır.
Alman deniz jeoloğu ve iklim bilimci Hartmut Hanrich, deniz tabanındaki tortuları, gölleri ve nehirleri incelerken, iklimin dramatik bir şekilde değiştiği dönemleri tespit etti. Önce 8 ila 10 santigrat derece daha sıcak hale geliyor ve ardından buzullaşma başlıyor. Profesör Sidney Hemming, bu tür dalgalanmaların her 12 bin yılda bir meydana geldiğini doğrulamıştır. Yani, 12 bin, 24 bin yıl önce ve daha da öncesinde, 36 bin, 48 bin, 60 bin ve 72 bin yıl önce felaketlerde bir artış gözlemlenmiştir. Böylece, dünyadaki felaketlerin yoğunlaşmasının döngüsel olarak her 12 bin yılda bir gerçekleştiğini görebiliriz. Bu da gezegenimizin çekirdeğine ek enerji sağlayan kozmik etkinin dünyayı her 12 bin yılda bir etkilediği anlamına gelmektedir. Şimdi biliyoruz ki her gezegende 12 bin yıl. Felaketsel volkanik patlamalar, atmosferik sıcaklıklarda ani değişiklikler, rüzgarların ve kasırgaların şiddetlenmesi, küresel deniz seviyelerindeki değişimler ve büyük seller, buzulların erimesi ve ardından ani buzullaşma, manyetik kutuplarda kaymalar ve dünyanın manyetik alanının zayıflaması. Her 24 bin yıllık döngünün daha şiddetli felaketlerle karakterize olduğunu unutmayın. Kötü haber şu ki, bugün sadece dış kozmik etkilerin olduğu bir zamanda yaşamıyoruz. Aynı zamanda daha yıkıcı olan 24 bin yıllık bir döngüde yaşıyoruz. Bu döngüye 2024 yılında tam olarak gireceğiz. Bu, gezegenin çekirdeğini etkileyen enerjinin ve yıkıcı felaketlerin yoğunluğunun önemli ölçüde artacağı anlamına geliyor. Bu döngüsel kozmik etki, sisin içinde, karanlıkta bir el fenerine benzetilebilir. Konsantre bir ışık demeti vardır ve etrafında dağınık bir aydınlanma vardır. Bu kozmik ışığın, yalnızca dağılmış kısmı şu anda dünyaya ulaşmaktadır. Yoğunlaştırılmış ışın henüz bize dokunmadı bile. Ve şimdiden felaketlerin sayısında ve yoğunluğunda hızlı bir artışa tanık oluyoruz. Bundan sonrası daha da kötüleşecek. Bununla birlikte, gezegen milyonlarca yıldır felaket döngülerinden geçiyor olsa da, mevcut döngü onun için son döngü olabilir. Okyanus, gezegenimizin bir felaket döngüsünden geçmesini sağlayan kilit bir mekanizmaydı. Dünyanın iç kısmındaki ısıyı doğal olarak dağıtıyordu. Ancak şimdi, insanlar petrol sızıntıları nedeniyle okyanusa plastik ve hidrokarbon eklediler. Daha önce kimsenin düşünmediği bir şeyi yapmaya başladık. Plastik olarak bildiğimiz sentetik hidrokarbonları ürettik. Bizden önce okyanusta hiç plastik yoktu. Ve 1950'lerden itibaren gezegende üretilen tüm plastik er ya da geç okyanusa karışıyordu. Plastik çevrede biyolojik olarak parçalanmadığı ve ayrışmadığı için olduğu gibi kalmakta, önemli bir kısmı mikro ve nano plastikler olarak bilinen küçük parçacıklara ayrılmaktadır. Bu parçacıklar okyanusun tüm derinliğine nüfuz eder. Okyanustaki neredeyse her damla nano parçacıklar halinde plastik taşıyor. Özel bileşimi nedeniyle mikroplastiğin özel bir özelliği vardır. Okyanusun termal iletkenliğini bozar. Dolayısıyla okyanusun işlevinin bozulmasının nedeni antropojenik faktördür. Ve daha spesifik olarak yarattığımız plastiktir ve artık okyanusun her yerindedir. Ve okyanus ısıyı uzaklaştırmak yerine gezegenimiz için kalın bir battaniye haline geldi. Ve gezegenin soğutulması gereken şey de tam olarak budur. Bu durum, okyanusun, döngüsel kozmik etki sırasında çekirdek tarafından aşırı derecede ısıtılan dünyanın iç kısmını etkili bir şekilde soğutmayı bırakmasına yol açmıştır. Derin odaklı depremler olarak kaydettiğimiz manto içindeki patlamaların sayısındaki artışın ardında yatan neden de tam olarak budur. Gezegenin tüm tarihi boyunca ilk kez bu kadar büyük ölçekte bir patlama yaşanıyor. Okyanustaki mercan resiflerinin incelenmesi sayesinde, önceki döngülerde okyanusun ısıyı etkin bir şekilde dağıttığını biliyoruz. Önceki döngülerde yaşamaya devam ederken, şimdi ısınmadan dolayı ölüyorlar. Tahminlerimize göre, gezegen 2024 yılının sonunda dış kozmik etkinin doğrudan ışınları altında döngüye girecek. Ancak, 10 yıldan daha uzun bir süre önce yaptığımız ön hesaplamalara göre 2024'te başlaması gereken felaketler 2023'te gerçekleşmeye başladı bile.
ne yazık ki felaketler, ne kadar zamanımız kaldığına dair iyimser tahminlerimizi geride bırakıyor. Tüm gerçeklere ve toplanan verilere dayanarak, benzeri görülmemiş güç ve ölçekte muazzam felaketler çağına girmekte olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hayat.